Selam Cönler, Mafia 2 Definitive Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12. bölümdeyiz. Hatırlarsanız geçen bölüm dostumuz Henry'yi kaybetmiştik ve onun köstebek olduğuna dair iddialar söylemişti bize Bay Wong. Ama Bay Wong'un da icabına baktık. Şimdi bu bölümde öncelikli olarak telefon çalıyor ama telefona bir bakmayacağım. Abi bayağı da ses var dışarıda. Ne yapacağımıza söyleyeceğim. Durun bir kıyafetimi giyeyim. Deri mont gömlek. Bunu giy. Ha. Yorumlarda Emre dost... Aa, telefona cevap ver diyor ya. Neyse. Yorumlarda Emre dostumuz diyordu ki 14. bölümde Vito'nun şu yanan evine bakmamızı söylemişti. Evin yanıp kül olduğunu görebiliyormuşuz. Onu da merak ediyorum açıkçası. Gidip bakmayı düşünüyorum. Ama sanırım bu telefona bir cevap vereceğiz. Burunun da parasını bir yandan da bulmamız lazım. Vito Sound like I'm hazırımsın. ready. You just Sesim woke hiç me up. hazır gibi So çıkmıyor. get the fuck up. We don't get the money for Bruno today. We're fucked. Oğlum Where the harbiden hell are parayı we gonna get our hands on toparlamayız. 55 bin 55 grand, papali huh? nasıl toparlayacağız I 2 don't günde? know. We sure as hell ain't gonna find the money Bilmiyoruz. around the Yatakta bed. piniklerek de I got parayı some for bulamayız. starters. Başlamak için bir Job şeylere from anybody with düşünmeliyiz. big payout. Elinden gelen bir Oh iş var. shit. Yeah, pick up Edi in a mi? few minutes. So get dressed, grab a gun and wait for me Silahını outside. kuşan beni I'll dışarıda pay you bekle. more in the car. Gerisini arabada This anlatırım. better not be one of your brilliant ideas, Joe. Hey, Joe, I'm not in the geçenki mood. işlere Sorry, didn't dönmesin mean to snap at you. I'm still half asleep over here. Yeah, burada yarı whatever. uykulayayım. So you win or not? Ya edeceğiz Sure, why tabii not? oğlum. Başka yolumuz How mu long till var? you get here? Ne I zaman called from the bulursun? gun shop around Yüksek the silah corner. dükkanının I'll pick civarında your place in a arıyorum. Bir minute. dakika içinde All right, I'll wait for yanının you out olurum. back. I'll see you soon. Tamam, yakında görüşürüz. Böyle dairenin dışında buluş. Şimdi benim silahlarım var mı? Tabii burada bakamıyoruz. Abi şöyle bir dairemizden çıkarak başlayalım. Lan gelmiş biraz o. Aşağıda bizi bekliyor. Gidelim yanına. Parayı acil bulmamız lazım. Dur yanına gitmeden önce. Durun Time for bakayım. that. We got a job to do. Ya gidemiyoruz bu arada Johnny. Eve bakmayı gerçekten istiyordum da göndermiyorlar bizi. Joe geldim. Hey, what's with the fancy wheels? Niye böyle bir Eddie gave it to durumdu? us just for this job. Nice, huh? Vallahi You güzel drive. araba. My Görev head's still için vermiş pounding from ama. last night. We're going to Greenfield. Guess you hit the sauce Greenfield'a pretty hard gideceğiz. too, huh? Yeah, I couldn't sleep either. Not in a bottle of scotch couldn't Oğlum fix viski that bile one. işe yaramaz tabi. Adam doğradılar gözümüzün önünde ya geçen bölüm. Gel. Gidiyorsak madem. Bin arabaya. Eddie'den de Head iş over to almayı Greenfield. sevmiyor. Greenfield'a gidiyorsan. Gidelim bakalım. Şu radyoyu bir kapatayım. Allah. Ulan çarptım bile ya. Ödünç arabaydı. Sadece oraya gideceğiz. Dur bekle. Oraya giderken ben geçmez miyim abi eski evimin oradan? Şimdi Vito'nun evi de galiba bakın şöyle deniz kenarında bir yerde. Yani şuralarda falan olması lazım herhalde. Aynen Vito'nun evi bakın burada bir yerdeydi. Hatta park vardı yanında. Denize de bakıyordu. Galiba bunlardan biri. Şu göreve giderken bu yolu kullanalım. Şuradan geçerken hatta bakın şöyle işaretleyelim. Göreve de şuradan gideriz. Vito'nun evinin önünden de geçmiş olursam. Eddie başka bir şehirde aile için yapılan bir iyilik oyunu bitirmiş. Baran mektubu tüm talimatlarıyla birlikte verdi. Temiz olmalı ve bugün olmalı dedi. Evet niye işini kendi yapmıyor? Eğer bu iş düzgün halledilmezse adamın tekrar kaybolacağını korkuyorlarmış. Ne yapmış onlar harbiden? Ailelerini polislere ihbar etmiş. Evet, federallere ihbar ettiyse polisler korur adamı. Oğlum bu yüzden riske girmeye değer diyorsan hapiste de kalmayalım şimdi. Bu yüzden şu işleri bitirelim, dağılalım, başka bir iş arayalım. Tamam. Neymiş mesaj? Bakabiliyor muyuz? Ha, okudu sadece. Bize okumadı. Tamam, dün yaşananları Eddie'ye söylemiyoruz. Orada değildik. Son gördüğümüz Çinli yumurta getiren biriydi. Oğlum ne bu işi batıracağız ya? Bir yandan da altyazıyı okuyayım diye de yavaş gidiyorum. Bir yerlere de çarpmak istemiyorum. Neyse herhalde konuşmaları bitti. Şöyle biraz basabiliriz artık. Umarım güzel bir para verir de. Yani 55 bin toplamaya çalışıyor sonuçta. Az bir meblağ da değil. Şurada da hız sınırlayıcı açalım. Biraz basalım. Verdiği araba da sağlammış haydinin. Baksanıza kaç basıyor araba? 120 basıyor şu an. Var ya şu an bir çarpsak bir yerde gideriz yani. Direkt öbür tarafı boylardık. Onun için biraz yavaşlayalım. Şimdi normalde buradan düz gideceğiz ama ben sağdan gideceğim. Evi görmek istiyorum. Bakalım harbiden kül olmuş bir şekilde duruyorum orada. Geç reis geç. Yol verdim haydi. Sen de geç. Ama ben de geçeceğim. Sıra bende. Ya. Ya durmasana. Kavga mı edeceksin cidden? Kavga mı edeceksin? Gel.
Değer miydi ya? Değer miydi ya? Canından olmaya değer miydi ya? Alt tarafı sürttüm biraz. Hayır. Abi ölüyor. Ölemem. Ölemem. Canından olmaya değer miydi ya? Cidden. Jua bin. Bin arabaya. Hayır ya! Kim bunlar? Abi çeteymişler. Bas bas bas. Bir canım var. Öleceğim. Çeteler basmış burayı. Ne olmuş oğlum bizim evin sokağına? Dur bakayım, geldik bu arada evimizin caddesine. Lan harbiden yanmış lan. Jo, 2 dakika kenara çekeceğim. Müsaade et, anılarım var benim burada. Ulan yanmış, garaj duruyor ama. Bakayım şöyle içeriye girebiliyoruz mu? İçeriye giremiyoruz. Sömüne mömüne duruyor da tabi. Ortalık dağılmış. Jo çekil bakayım kenara. Giremiyor muyum şuradan ya? Giremiyorum. Buralar da dağılmış. Yanmış hep ya. Buraya da sıçramış da Allah'tan garaj yanmamış. Araçlar kurtulmuş. Gel Jo. Vay be. Ev yanmış halde duruyor öyle. Neyse. Umarım parayı bulup yaptırırız lan şunları. Ama parayı bulunca bizi bu şehirde yaşatırlar mı onu da bilmiyorum. Gitgide boka batıyoruz. Greenfield'e doğru gidelim. Görevimizi yapacağız. Buradan dönüyoruz artık. Ne söyleyeceğini hatırlıyorum ya reis. Dünkü olaylardan bahsetmiyoruz. Şöyle şuradan dönüyorum. Buraya çekiyorum. Edi burada mıydı? Lan ihbar etti falan dedi. Komancılığı öldüreceğiz. Abi hayır. Hayır, kırmızı araba. Ben nasıl bunu fark etmedim? Birinci oyun böyle bitmişti zaten. Lan nasıl fark etmedim lan? Gözümüze soktular bildiğin. Yes. Reis! Reis! Hayır! Hayır ya. Böyle harcanmış demek ha. Tommy Angelo böyle harcanmış. Eddie harcatmış. Eddie'nin ağzına sıçmamız lazım aslında ya. Gidiyorsun. Ya oğlum adam orada yatıyor ya. Bırakamam onu orada. Neyse. Gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Geliyorlar hala. Çok kişiler. Nereden kaçabiliriz ki? Bir yerden kaçmamız lazım. Kıyafetlerini değiştirme. Şöyle dur. Oğlum dur. Çarpacağız. Şurada bir yerden kıyafet değiştirelim. Değiştirmeyeceğiz mi? Kingston'a mı götüreyim? Orada bekleyen şeyler. Para nerede? Oğlum ödemeyi önden mi yaptı dedi sana? 3000 dolar. Bayağı iyi para verdi. Dönelim şuradan. Bizimkini evine götüreceğiz. Aranıyoruz ama. Arkadan da polis geliyor. Bas. Öne bas yetişmesin. Üstümüzü falan da değiştiririz diyeceğim. Üstümüzü değiştirsek de plaka yarıyorlar. Bizim en iyisi şu görevi bitirmemiz lazım Jönler. Hızlıca polisler yakalanmadan ben Joe'yu bırakmam lazım. Şurada biraz hızlanacağız. Lan ben de diyorum hiç de aklımıza gelmedi ha. Yine polis geliyor yandan. Görmedi. Şundan da hızlıca geçersek diyeceğim. Abi çarpıyorduk, polise çarpıyorduk. O kadar kırmızı arabayı gördük. Anlatıyorlar alt yazıda yok birini vuracağız falan. Hiç de aklıma gelmedi cidden ya. Dur. Şuradan gitsem polis görüyor. Şöyle açtı mı yolu? Yolu açtı gidiyor. Yol verelim polise biraz gitsin. Herhalde oyun onu ışınlamıştır diye tahmin ediyorum. Aynen öyle yok etmiş. Tamam buradan devam edeceğiz. Lan biz aslında Vito Don Salieri'yi falan tanımıyor ki. Eddie söylediği için böyle dedi. Yani Eddie'nin işi aslında bu ya. Bizimkilerin bir alakası yokmuş, ona sevindim. Sadece yani bize verilen görevi yaptılar. Yani bunlara da hak veriyorum. Bunlar da kendi götlerini kurtarmanın peşinde baktığınızda. Onun için kızamadım da şimdi. O kadar birinci oyunun sonunda dedi intikamını alacağız Tommy'nin falan diye ama bunlar da öyle derinlemesine kin falan gitmiyormuş ki Tommy Angelo'ya. Görev için gittiler, vurdular. Polis görüyor bu arada, biraz geriden gidelim. Hatta o sokağa girmesek mi? Polis var. Alt sokaktan gidelim. İnşallah yolu çok uzatmamıştır bu. Buradan gideceğiz. Hatta şuradan giriş var mı diyeceğim, yokmuş. Ama şuradan dalarız. Johnny dur. Güzel çarpmadık. Lan polis son anda mı? Görmedin. Çok hızlı geçtik. Güzel şuraya park edemem. Şunu araç değiştirmemiz lazım. Pekala paranın yarısını sana iyi şanslar. Eşim bitince benim yerime geri gel. Tamam görüşürüz Joe. Derin yerine doğru sür. Senin için bir iş var mı bir bak.
Tamam ama araç aranıyor. Ben bu aracı bırakmak istiyorum. Üstelik bu araçla hiç de güzel anılarım olmayacak. Tomancı'yı bu araçla öldürülmüş. Reis ben bunu alsam. Bunu alamıyoruz. Bu bizim şeyin arabası. John'un araba. Şunu alacağım o zaman. Hayır, camı kırma. Yanlışlıkla Q'ya bastım be. Ayarım falan yoktur inşallah. Lavuklar bir odan bakıyor ama kilitlendiler. Fark etmediler. Şunu kapatalım radyoyu. Tamam. Joe görüşürüz. Ben şöyle bir yandan para toplamamız lazım. Yarına kadar reis. Ne yapıyorsun yolun ortasında sen de ya? Yarına kadar parayı bulamazsak bizim işimizi çekecekler. Oğlum ben araba değiştirdim ya. Nasıl anladılar benim olduğumu? Tipimizi de mi değiştirmemiz lazım? Araba berbatmış. Araba berbatmış. Gitmiyor diğer araba gibi. Bas lan. Ne kadar kötü bir araba bu. Çok yavaş. Allah'tan polis geri zekalı da direğe falan çarpıyor. Yakalayamaz bizi. Dön şuradan, dön şuradan. Bas canım bas. Bu ne yapıyor burada? Vaz mı geçmiş gelmekten? Abi yine polis. Neyse hızlı geçtik. Fark etmeyecek gibi umuyorum. Güzel, fark etmedi. Yol üstünde hazır kıyafetimizde mi değiştirsek ya? Kıyafetten de tanıyorlar çünkü. Durun bakayım. Şurada bir sağ çekeceğim. Kıyafetçiye girelim. Hazır etrafta polis de yokken şuraya dal Johnny. Merhaba, merhaba. Gömlekler 25 dolar. Gömlek, deri mont. Şunu mu denesek ya? 66 dolarmış gerçi. Nasıl sıradan bu ya? 82 dolar. Paramız da var gerçi. 3600 dolarımız varmış. Ben gömlek giyeceğim ya. Beyaz gömlek giyerim. Pantolon gömlek. Ver bakayım şunu. Nasıl olacağız? Yakıştı da yakışmadı değil. Biraz da böyle gidelim. Polislerden de kurtulduk. Kolay gelsin memur bey. Acaba şu an plakayı tanıyorlar mı? Arabaya binsem. Aa, plaka aranıyor, tamam. Dur dur dur. Buna binmeyelim. Şu araca bineceğiz. Polis geliyor. Polis bir geçsin Jönler. Yeni araba çalalım. Da direkt şunu alacağım. Polis şuradan uzasın. Uza Jönim şuradan bir. Haydi. Yolun açık. Camı kırmayacağım. Şöyle basılı tutalım. Kedi açarsak. Bunu da açtık. Bunu da açtık. Güzel. Hiçbir şey olmamış gibi. Kıyafetlerimizi değiştirdik. Aracı da değiştirdik. Tam da polis geliyordu lan. Tam zamanında. Şimdi buradan dönelim. Doğruca kimin yanına gidiyorduk biz? Bakalım bir şöyle. Dereğin ofisi. Ha, dereye gidiyoruz. Lan ta oyunun başında Derek'ten görev almıştık be. Bakalım ama iş var mı? Öğrenmemiz lazım. Sonuçta 55 bin dolar toplamamız lazım. Daha kaç dolarım var benim? 3600 dolarım falan var. Jönler bu arada parayı toplayamayacağız gibi ya. Yani yarına kadar ben 55 bin nasıl toplayacağım oğlum? Az önceki görev bile yani maksimum 3000 falan verdiler. O kadar adam öldürdük falan. Şimdi yani limanda ne çalışacağız da bize 55.000 verecekler. İmkanı yok gibi. Ama yine de deneyeceğiz. Denemekten de zarar gelmez. Biraz da hızlanmışız fark etmeden. Allah'tan polis falan yok da şuradan dalalım. Vay be, ta oyunun başında buraya gelmiştik. Şu anda geleceğiz. Abi çekeceğim şunu şuraya. Şu araca atlayalım. Bu araç daha hızlı. Hem görevde şimdi araç falan lazım olursa şu sıkıntı çektirebilir bize. Şunu alalım direkt, göreve öyle girelim. Bu araç da fena. Bu arabanın siyahı vardı la bende. O da güzeldi. Duruyor mu acaba hala? Yaptırmış mıydık? Hatırlamıyorum da. Girelim bakalım dereyin ofisine. Sanırım şu üst taraftan giriyorduk. Direkt burada mısın? İş var mı ya reis? Müthiş borcum var. Bill! Hey, thanks for Geldiğin coming için by. teşekkürler. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Niçin güveniyorsun? En son kötü konuşuyordun bana yani gayet. Bu yüzden etrafta benim için bu işle ilgilenecek hiç adamım yok. Derek, these guys still don't want to work. What? Why? Because of that dead bitch you fired. Hey. Oğlum bunun da işçileriyle hep bir arası bozuldu. Önce bize bununla ilgili yardım et. Ne oluyor? Bu beleşçi bütün bir hafta boyunca işe gelmedi. Hastaymış gibi davrandı. Tamamen saçmalık. Yolum kovun. Kovmuş. Tehdit mi diyorlar? Tüm yapmak gereken bunun bir iş olduğunu ifade eden birkaç adamla birlikte onu korkutmak. 1000 papel. 1000 papel iyi para da oğlum. Birikmez. 55 bin nasıl birikecek? Gidelim bakalım. Dereyi takip et. Dur oğlum, bize bu adam Tommy Gun verdi, onunla gidelim. Değiştir şunun mermiyi. Tamam. Ha, kaç kişi gidiyoruz? 3, 4, 5, 6. Bizimki de gelirse. Gel direkt. Sen de mi geliyorsun lan? Direkt de geliyor harbiden. Hadi bakayım. Mekan basacağız ha.
Kaç taneler biliyor musun? 3, 4, 10. Onun sayılarını bile bilmiyor. Fark etmez de yine de önceden bilsek sayılarını. Uzlaşma çabalarına bağlı mı? Tek uzlaşmayacaklar yine. Tamam oğlum, çenemizi falan açmayacağız ya. Direkt ben sıkma taraftarıyım. Bunlar akıllanmaz. Grevdeki işçiler de silahla gidiyor ya. Kovuldu oğlum. İster çalışın ister çalışmayın. I've made my decision. See, I told you. Zorlama aldıracağız da. Adam hasta rolü falan yapıyormuş yani. Git başka iş bir şey olalım. Zorlama çalıştırıyor seni burada. Bunlar akıllanmaz bu arada ya. Aa, elleri mi kırılmış? Dur. Gerizekalı, bana bunu söylemediniz. Adamın elleri kırık. Nasıl çalıştın? Lan dur dur dur. İyi vurmadılar. Vuracaklar zannettim. Ya dedem, sorun istemiyorsanız çalışacaksınız o zaman. Ya da kovulun yani. Burada racon kesmenin alemi yok. 10 dakika içinde işinizin başına dönün dedik. Yoksa sıkacağız. You're Skeletor's boy, ain't you? Ne olmuş? Baban hep senin hakkında konuşurdu. Tam onun gibisin. Nereden tanıyorsun sen babamı? Ne? Dur. Ne yaptın lan babama sen? Ne diyorsun sen? Doğru mu lan bu? Vallahi sıkarım. Umurumda olmaz. Boğdu mu bir de yavşak? Boğmuş ya. Tamamen ıslanmış olarak. Ne oldu lan baba? Doğru söyle. Kime inanırsam inanırım lan, sana ne? Yavşak. Zaten güvenmiyordum sana. Sıkalım ya, ben inanmıyorum. Ali olan sadakatini şey yapayım seni, değil mi? Ya hala beni öldürmeli miyim diyor ya. Beni de mi ortadan kaldıracaksınız lan babam gibi? Beni hayal... bize de kazık atmaya başladılar. Sık şuna ya. Babamızı öldürmüş oğlum. Sık şuna. Sık şunun kafasına ya. Kaçıyorlar bir de. Şimdi değil. Uzayın siz buradan dayı. Vinny mi? Reis uzayın buradan be. Yüzümü açtınız eyvallah. Demek benimle berabersiniz ha. Helal lan size. Babamın arkadaşları. Gel buraya gel. Şerefsizler, zaten gözüm tutmamıştı la bunları. Derek ve Steve öldü. Özellikle Steve var ya. Steve'i asacağım. Derek'i de asacağım. Gel buraya gel. Bir de son ihtiyar gibi olacak diyor. Ay bunu baştan öğrenseydik keşke ya. Bir de bu adama çalışmaya geliyoruz. Annemiz de gerçeği bilmiyor ki, o yönlendirdi bizi. Babamı öldürmüştü. Lan vurma, bizimki de vuruluyor. Çocuğum geriden oyna biraz. Nereden sıkıyorlar ya? Aşağıdalar. Yukarıdan da biri sıkıyor gibi. 11 mermi kaldı. Şuraya geçelim. Şurada biri var ya. Gözüküyor. Orada mı sen lan? Orada. Ben gelince çıkacak. Allah. Tim miydi o? Vurdum onu. Harbiden vurdum. Aptal seni. Şerefsiz. Güzel. Birkaç mermi daha attık. Nerede? Diğeri nerede ya? Aptal nerede bizim aptal? Eşek. Gel buraya. Kaçış yok. Orada. Ama onun adamı galiba ya. O değil. Onun ağzına mermiyi bizzat ben vereceğim. Gel buraya. Kaçış yok Derek. Gel. Senin de sonun Steve gibi olacak. Neredesin? Gözükmüyor da ya lavuk. Neredesin lan? Kapat kapıyı da, aynen öyle lan. Yukarıdalar. Lan şey attı.
çok kalabalıklar, çok kalabalıklar. Ya siktir git ya. Gelme. Abi yanıyorum. Of ya. Benim bombam mı öldürdü beni? Ya ta nereden başlattı ya Johnny? Dur bakayım. Vur şunu, vur 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 vur. Vur Johnny, vur vur. Çok iyi başladık. Geçme önüme, geçme. Tamam, bu sefer direkt... Lan seni kim vurdu? Adam kim vurduya gitti. Tamam, bu sefer Steve'i direkt hakladık ama yine mermiyi vereceğim ama ben yine. Dur, ölmeyelim. Ölmeyelim. Dikkatli olmak lazım. Abi dur, çok vuruyorlar. Pompalısı var şunun, dikkat. Gel sen buraya. Güzel. Bir kişi daha var ya. Nerede o? Şurada dikkatli olmak lazım. Birden sıkıyorlar ya. Tamam, onu da vurduk. Devam edelim. Gelin beyler, gelin. Bu sefer çok seri hallettim. Şuradan direkt. Kapıda biri de yok bu sefer. Onu elimden kimse alamaz. Kapatın kapıyı arkamdan reis. Kapat kapıyı. Kapattılar. Vur 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 vur. Abi hayır. Güzel, bize gelmiyormuş bile o ya. Molotof boşa şey yaptım. Aa geliyormuş. Hayır. Yanıma gelecek bir tanesi şu an. Gelemedi. Geliyor geliyor. Manyağa bak, koşarak geldi. Nerede? Kaldı mı? Bak bir tane daha attı. Oğlum atma daha. Molotof atıyor daha ya. Gel buraya. Orada gördüm. Arkadan biri geldi. Öleceğiz. Dur. Dur dur dur. Babamın yaptığı hatanın aynısını yapmamak için hayatımı arıyordum. Sonra baktım ki onun ayak izlerini takip ediyormuş. Derek'in bana başka bir sorunu çözmeme yardımcı oldu. Oğlum dereyi öldürdük mü? Ben az önce yanlışlıkla dereyi mi vurdum? Yukarıda dereyi vurdum ben herhalde. Çıkalım bakalım. Lan öyle de ölmesini istemiyordum. Acı çektirecektim. Bruno için 27.000 top. Aa vurmuşuz gerizekalıyı, aptal. Neyse şu Bruno'nun paralarını alalım. Güzel oldu ya, kasasına da el koyalım şunu. Al parayı. Vay be, görünüşe göre Derek'in emekli ikramiyesini buldum. Daha başka var mı? Bak burada kasa falan var. Ama içi boş. Burada başka da bir şey yok gibi. Neyse gidiyoruz. Oh be abi, rahatladım var ya şunları öldürünce. Zaten gözüm tutmamıştı başından beri bunları. Şunu öğrendiğim için de çok mutluyum. Nereden gideceğiz? Gidemiyoruz. Aldım parayı. Şuradan mı çıkacağım acaba? Aç kapıyı. Tamam. Boş silahlar da. Bundan sonrasını biz hallederiz. Polisler gelecek ama. Ha, meşrum müdafaa olacağını yemin edebilir. Sen asla burada değildin. Eyvallah. Oğlum hakkınızı helal edin ya. Az daha sizi öldürecektim. Adamlar babamızın arkadaşıymış. Bir de bunlara silah çektik ya. Dükkanları soy ve Bruski'ye gitme. Neyse Bruski'ye gideceğiz herhalde şu anda. Radyoyu kapatalım. Ne diyor? Amaç bunun için 27.000 topla. Dükkan mı soyacağım? 25.000'im var. 27.500 toplayacakmışız. Allah Allah, harbiden dükkan mı soyacağız ya? Dur bakayım, görev geliyor mu? Şöyle bir gezelim biraz şuralarda. Görev yok gibi Johnny ya. Gun shop'u soyarak mı başlasam? Para var mıdır ki ama? Oğlum harbiden para toplamamız lazım. Bakın şurada bir giysi dükkanı var. Silah dükkanını soymak aslında riskli. Benzinlikleri soyabiliriz. Giyim dükkanını da soyabiliriz. Abi giyim dükkanıyla başlayalım. Şuradan dön. Şimdi silahçı sıkıntılı Johnny. Adam birden silah milah çeker, sıkıntı olabilir. Varış noktan radarda gözüküyor. Şimdi şu şeyle başlayalım. Şu kıyafetçiyle. Ondan sonra benzinliklere gidebiliriz. Onlara da görüşecek bir intikamımız vardı. İn Johnny'm şuradan şöyle. İçeride polis molis var mı? Yok. Abi bu bir soygundur ya. Bu bir soygundur ya. Bu bir soygun Johnny, dur. Kasayı sor. $198. Topladık mı? Daha toplayacağız mı? İn bakayım arabaya. 27.500. Yok daha olmadı. $198 çıktı. Polisler de gelmeden abi. Kaçalım hemen. Beklediğimden kolay oldu bu. Zil falan da çalmadı. Herhalde ateş etmediğimiz için böyle bir şey yaşandı. Güzel, böyle ateş etmeden devam edeceğiz. Şimdi bir sonraki yerimiz bence şurası olsun. O da arkada kalıyormuş. Bir daha geçeceğiz oradan. İnşallah sıkıntı olmaz şu anda. Neyse tekrar geçiyorum. Polis falan aramayın. Bir daha soyarım vallahi. Acaba en çok para benzinliklerden mi veriyor yoksa şu kıyafetçilerden mi veriyor? Bundan sonra bir tane de benzinliğe gideriz. Bakarız ne kadar para verdiğine.
Johnny çek şuraya. Tamamdır. Gir şu. Abi bura bayağı para verir. Çok zengin bir yerde buranın korumaları da vardı gerçi. Bakayım şunlar koruma mı? Bunlar koruma değil. Müşteri bayağı bayağı. Şurada bir koruma var. Sen korumasın onu anladım. Good afternoon. Abi bu beni direkt vurur. Ben ilk başta bunu indirmem lazım. Reis dur seni indirmem lazım. Bayan size hiçbir şey yapmayacağım. Sadece kasayı alayım. 300 dolar. Kaç. Abi dur seni de öldürmem lazım. Abi. Bomba attım yanlışlıkla. Silah çekecektim. Çekilin. Çekilin. Aranıyoruz. Şöyle bin. Bin. Vito hızlı ol. Geliyorlar. Şöyle bas. Abi aracı da biliyorlar artık ya. Neyse şuradan nereye gideceğiz? Tam şu ileride benzinlik var. Orayı soyarız. Güzel atlattık. Yolda bir de polise falan denk gelmezsek şu an çok iyi. Şuradan dönelim. Çok güzel para verdi bu arada. 300 dolar hiç fena değil. Polis geliyor. Hızlıca geçer miyiz? Geçtik. Tamam. Dur Johnny şurada hemen. Reis çok acil. Seni soyacağım maalesef. Çekil. Soy kasayı. 44 dolar mı? Çok az para verdi be. Değmedi yani buraya geldiğimize. Biz şeylerden devam edelim bence. Kıyafetçilerden. 300 dolar çok güzel para bırakmıştı. Tekrar bakalım kaç dolarımız olmuş. 26.499. Şimdi kaportacı var. Soyabiliyorsak burayı da soyacağız. Bakalım soyabiliyoruz mu diyeceğim. Polis var ileride. Biraz bekleyelim. Şu arkamıza falan bakalım. Güzel. Işınla doyun. Devam edebiliriz. Abi kaportacı. Şuradan. Ama sanırım soyulmuyor ya kaportacı. Dur ve kaportacıya gir. Yok ya kaportacıyı soyamıyoruz. Şu ileride polis var. Johnny bas. Görme. Nereyi soyabiliriz? Tam orada da aslında şey varmış. Tekrar şuraya mı girsek ya? Bence tekrar bir deneyelim şansımızı. Yenilendiği sonra çok güzel para veriyor. 300 dolar. Yine bir polis. Allah'tan düz gidiyordu da görmedi bizi. Düşünsenize dükkanınız var aynı gün iki kere soyuluyor. Hem de ard arda. Bir an kepenk kapaktı zannettim. Ama polisler var içeride. Dur. Oğlum boyum bu kadar gerçekçi miydi? İçeride polisler bekliyor. Johnny polis. Önünden geçtik. Görecek. Görmedi. Çok şanslıyız lan. Nereye gidebiliriz? Şurada bir restoran var. Restorana da bakalım. O kaç dolar verecek? Lan yine polis var. Amirim dönmeyin. Dönmeyin. Görme. Gördü mü? Gördü. Johnny aynı yerde dönüp dolaşıyoruz ya. Umarım oradan gitmiştir polis. Ama önüme kırdın. Aracı değiştirelim ya Johnny. Durun buradan sonra hemen bir şeye gidelim. Kıyafetçiye gidelim. Hem kıyafetimizi değiştiririz hem aracı da değiştiririz orada. Nerede var şimdi kıyafetçi? Tam karşıda var. Basalım şuraya. Tabii de 2 yıldız şu anda. Kurtulacağız mı? Kurtuluyoruz. Şöyle şurada ben hemen şey yapacağım. Ya evimiz buradaymış lan. Bırakalım şu aracı. Kıyafet değiştireceğiz. Aslında ev buradayken kıyafet satın almayalım. Hazır evimiz burada. Bir eve uğrayayım ben bir. Nerede benim dolabım? Tomangelo Lincoln. Benim giysim nerede abi? Savaş giysi Derimont. İyi bakayım şunu. Tamam mis gibi. Şu arabalardan Johnny şunu alırsak camı kır. Yok camı kırmayacağız. Kilidi açalım. Aç şunu. Lan açamadık. Şunu da açarsan. Güzel. Şimdi direkt evimizin yanındaki kıyafetçiyi soyuyoruz. Tam da polis geçiyor. Orayı soyduktan sonra umarım 300 dolar falan çıkarsa bir yer daha soyarız sonra biter. Şunu da kapatalım abi radyoyu. Ama önüme atladım bak polis falan iyi ki gelmedi. Gelseydi biz suçlu olacaktık. Tamam şu kapısının önüne çekelim. Gelen eden var mı? Yok. Direkt gireceğim silahla. Aç kapıyı. Selamünaleyküm. Bu bir soygundur. Hemen gideceğim. Hiç rahatsızlık vermeyeceğim. Polis falan aramayın ama lütfen. Bin Johnny arabaya bin. 107 dolar. Tam da polis geliyor. Amirim bir şey olmadı burada. Bir şey olmadı. Güzel görmedi. Bu arada şunları soyunca hiçbir şey olmuyor ya. Şuna bak gün bitmeden bütün şehri soyacağız herhalde ya bu gidişle. Sırf şu parayı toplamak için şehrin altını üstüne getiriyoruz. Tam da polis varmış. Polis bir gitsen öyle soyalım. Şöyle benzin alırmış gibi yapalım. Benzin de alabiliyormuşuz bu arada. Onu fark ettim. Tamam polis gidiyor. Gir Johnny içeriye şöyle. Merhaba. Bu bir soygun. 52 dolar. Ben bir daha benzinlik soymam. Soyduğumuza değmiyor. Dedim acaba bundan da acaba fazla para verir mi? Diğer benzinlikten de 48 dolar mı ne vermişti? Bundan da öyle verdi. Biz direkt bence şu karşımızdaki kıyafetçiye gidelim. O lüks kıyafetçi çok iyiydi ya. 300 dolar bırakmıştı direkt. Ona tekrar mı gitsek diyeceğim. Polisler orada olabilir hala. Sonuçta gün bitmedi. Ona gidemeyiz. Duralım şurada da. Şu polis geçsin öyle yapacağım. İşimiz garanti olsun. Zil falan çaldırmıyoruz ama yine de. Bir gitsin bakayım polis.
güzel gidiyor gibi. Şöyle tahsilat alayım ben. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Lan! Çeteler varmış. Abi hayır. Arabam nerede benim? Benim arabam nerede? Vurma. Vurma. Bin arabaya Vito. Vito bin. Onlar bana sıkıyor. Amirim öleceğim. Öleceğim. Ölme. Kalp atı seslerini duyuyorum Vito. Ölme. Suçta başkalarına kaldı bu arada. Demek ki neymiş? Böyle tekinsiz mahallelerden de alışveriş yapmayacağız. Nereye gidelim? Şurada bir giysi dükkanı var. 26.800'ümüz olmuş. Hazır yoldayken de bakın şu benzinliğe de uğrarız. Oradan da para alırız. Yani biliyorum yine 50 dolar falan verecek de yapacak bir şey yok. Belki bir 50 dolar eksik kalacak. Onun için bir yer daha soymaya gideceğiz. Onun için gelmişken şurayı halledelim. Johnny tahsilat almaya geldim. Bir dakika. 55 dolar. Polis de varmış. Tam da gördü ya. Ulan. Durun memur bey durun. Sadece haracı aldım ya. Borcu vardı bana. İspitlemişti beni zamanında. Onlar için aldım. Başka kötü niyetim yok. Gelmeyin. Abi şimdi bu araçtan da kurtulmamız lazım Johnny ya. Yoksa bunu da biliyorlar artık. Üstümüzü de değiştirmemiz lazım tekrardan. Nereden gideriz? Kıyafetçi var gerçi şurada. Şuradan yeni kıyafet mi alacağız diyeceğim. Yeni kıyafetler de 25 dolarlık alırız bir tane ya. Ucuzundan. Önce öyle şuradan. Oha beni yakalamak için adamları öldürüyor ya vatandaşları. Gelme artık gelme. Gelme. Şuraya geçeceğim bilerek. Polisi atlatmamız lazım ilk başta. Oğlum nereye zıpladım ben de. Güzel. Polisi atlattım ama şu araç da değiştirmem lazım. Geliyor, geliyor. Vito bas. Vito bas, 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 bas. Görmedi, 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 görmedi. Hemen şuraya çekeceğim Johnny. Uy, bizim reisin arabadan lan Ramiz dayının. Neyse polis gelmese arkadan onu alırdım da. Polis geliyor galiba ya da gelmiyor mu? Neyse kaçırdık. Şimdi ilk başta gerçi bizim kıyafetten aranmıyoruz biz galiba ya. Bakın kıyafet sembolü çıkmıyor. Bence direkt girelim. Johnny. Şöyle. Hanımefendi haracı almaya geldim. 179 dolar. Çok iyi para çıktı da burada da şeyler varmış mafyalar. Ölmeyelim. Şurada bir mafya daha var. Oğlum çekilin. Sizi de ezmek istemiyorum. Dükkanları soy ve Bruski'ye arabaları getir. Arabaları mı? Araba ne alakalı? Dur bakayım kaç dolar oldu? 27 bin. Aa 500 dolar kalmış. Nereyi soyarız 500 dolara da? Şunu soyduk az önce galiba. Lan ya da bizim şu. Durun bakayım. Bizim araba yok etme reis vardı. Neredeydi ki yeri ya? Ha şu şehirde miydi? Ha Bruski'nin hurdalığı. Bruski'nin hurdalığına gidelim bence Johnny'ler. Zaten arabayı hurdaya çevirince bayağı para veriyordu. Bence Bruski'ye gidelim ya. Bu aracı çevirelim. Herhalde verir 500 dolar. Hatta şu ilerideki aracı vereceğiz. Polis gitsin onu çalacağım. Bayağı para eder o. Tam da şansımıza kırmızı ışık geldi ki. Bunu bekleyeceğiz. Memur bey. Görüşürüz. Kolay gelsin. Çarpmayacağım bilerek şuna. Belki çarpınca değeri falan düşüyordur. Reis dur bakayım sen. Dur dur dur. Ama durman lazımdı. Niye durmadı o? Neyine güveniyor acaba? Dursana lan. Lan dur oğlum. Lan dur beni mi edeceksin? İn bakayım şu arabadan. Tipe bak. Tam da polis geliyor zannediyordum. Gelmedi de. Bas şöyle indirmesin bu tekrar şimdi bizi. Adam şaşa kaldı la arabasını alınca. Kapat radyoyu da. Şimdi bunu durun çarpmayalım. Bruski'nin hurdalığına gösterelim Johnny'ler. Herhalde o 500 dolar verir bize. Umarım verir vermezse çünkü birkaç kere daha soymamız lazım. Kaç para verdiğini de hatırlamıyorum. Bir sefer araba vermiştik oraya. Sadece güzel para verdi diye aklımda kalmış. Oraya da bir şansımızı deneyelim. Allah. Ya çarptık be. O kadar geldim buraya. Gelirken çarptık. Umarım çok bir para kırmaz bundan. Neredeydi bunun mekanı? Yani şuraya şey yapacağız. Dükkanları soy diyor daha. Şunu bir getirelim içeriye. Arabadan in. Hadi be. 500 dolarcık be. Araç getirdim o kadar. Daha fazlası eder bu. Haydi. 449 dolar mı? Kaç dolar oldu? 7502. 2 dolarla kurtardım. Çok güzel. Yeterince para topladın. Joe'yu görmeye git. Hazır gelmişken ben şunu da şey yapacağım bu arada. Kır Johnny şunu. Şimdi ben tüm parayı buna versem. Şunu açalım. Tüm parayı ben bu Bruno'ya versem bende para kalmayacak. 2 dolarla yaşayamam. Onun için gelmişken şunu da satalım. Parçala. Verecek mi para? Oha 421. Lan keşke hiç dükkanları soymasaydım. Direkt buraya gelseydim be. Aklıma gelmedi ama. Neyse güzel para kazandık da. Ben bu aracı yaktım. Ben buradan neyle gideceğim? Kötü oldu. Yürüyerek çıkacağız artık buradan da. Şurada köşede bir yerde bir araba varsa. Diyeceğim hurdalıktayız. Burada sağlam araçına geçsin. Bir tane vardı onu da biz harcadık az önce. Mecbur yoldan çalacağız ya. Şöyle direkt yola çıkayım bence Johnny. Araba geçiyor mu yoldan? Ha güzel. Tam da karşıdan bir tane geliyor.
Reis yolda kaldım be. Dur lan dur lan dur lan dur öldürüyorsun beni. Sırf öldürdüğün için harcan alıyorum, yanlış anlama. Şimdi şu radyoyu kapatalım Johnny. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Bakalım yeterince para topladın, Joe'yu görmeye git. Abi bir şekilde şu parayı da topladık ya. İnanamıyorum, bir gün içinde toplayacağıma hiç ihtimal vermezdim. Şansımız rast geldi ya. Özellikle şu bizim sevgili zaten ortadan kaldırmasaydık o parayı mümkünatı yok toplayamazdık. Allah'tan bunların kasada 27 bin varmış da işimizi kolaylaştırdı bayağı. Girelim şuradan. Ve acil Joe'yu alacağım. Bu sefer de önden gireceğim. Hep arkadan giriyoruz. Şöyle ön kapıdan girelim bir de. Şuradan girelim. Joe geldim lan, buldum lan parayı Joe. Sana mutlu haberi vereceğim. Ne oluyor aşağıda kapıda bug oluştu herhalde. Joe geldim. Geldim reis, geldim. Aç kapıyı. Joe wasn't home. Joe evde değildi. İlk düşündüğüm onun biraz geç kaldıydı. Bu yüzden bir şeyler yemeye gittim. Ulan nerede Joe? Bir şey olmuş olmasın? 2 saat sonra Joe hala evde değildi. Hava kararıyordu ve endişelenmeye başlıyor. Onu aramaya gitmeliydim. Nerede oğlum bu çocuk ya? İnşallah başına bir şey gelmemiştir 6 saat sonra. İçmeye falan mı gitti acaba? Belki de Joe Falcon'un orada Eddie'nin yanında mı? Eddie'ye giderek Joe'nun nerede olduğunu sor. Harbi la belki Eddie biliyordur. Eddie'nin yanına gidelim. Hiç de aklımıza gelmedi. Aç kapıyı Johnny. Nerede Johnny bu Eddie? Bakalım bir haritadan. Eddie'ye giderek Joe'nun nerede olduğunu söyle. Yine her zamanki yerinde ya. Bakın şu yemek yeme yerinde. Evet Johnny'ler. Bölümlük bu kadar olsun. Diğer bölümde oraya gidelim. Ama bölümü kapatmadan önce de durun. Buradan canımızı tazeleyeceğim. Sokak arası yemek yemeye hayır diyemem. Neyse sıramızı bekleyelim. Affedersiniz hanımefendi. Affedersiniz. Johnny şuradan bir sosis de alayım ha. Bölümü kapatacağım. Aç kapatmayalım bölümü. Evet Johnny'ler. Ben buradan yemek alırken... Siz de serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.